Merhaba sevgili öğrenciler. Bu dersimizde deste ve düzine ile ilgili değerlendirme çalışmamızı yapacağız. Yani sorularımızı çözeceğiz. Sizler dilerseniz benden önce soruların e, videoyu durdurarak soruların çözümlerini yapın. Daha sonra benim yaptığım çözümlerle karşılaştırırsınız. Böylece doğru mu yanlış mı diye kontrol etmiş olursunuz. Hemen birinci sorudan başlayalım. Furkan'ın boya kalemleri bir desteden 6 tane fazla olduğuna göre Furkan'ın kaç tane boya kalemi vardır? Bir destek 10 tane oluyor. 6 tane fazlaymış. Topluyoruz. 0, 6 daha 6. Bir aşağıya 16 tane kalemi varmış. Hemen ikinci soruya geçiyoruz. Bir simitçi bir günde 30 tane simit satmaya çalışmış. Elinde ise 7 tane simit kalmıştır. Buna göre simitçi bir günde kaç tane simit satmıştır? Şimdi 30 tane simit almış simitçi ama hepsini satamamış. 7 tane kalmış. Acaba kaç tane sattı? O yüzden 30'dan 7'yi çıkaralım. Şimdi burada henüz bu çıkarma işlemini öğrenmemiş olabilirsiniz. Ben kısaca size anlatayım. 0'dan 7 çıkmaz. Çünkü neden? 0 0 azdır. Yoktur yani. 7 taneyi nasıl çıkaracağız? Çıkaramayız. O zaman komşudan bir onluk isteriz ve 0'ın yanına koyarız. Orası oldu 10. 10'dan 7'yi çıkarmamız gerekiyor. 10'dan 7 çıktı, 3 kaldı. Komşuda ise 3 onluk vardı. Birisini gönderdiği için arkadaşına 2 kalmış oluyor. 2'den çıkaracak sayı yok. Aşağıya indiriyorum 2'yi. Ve burada 23 simit satmış simitçi. Bakalım 2 desteden 2 simit eksik. 2 deste demek 10, 10 daha 20. 20'den 2 tane eksik olduğunda 18 simit oluyor. A şıkkı olmaz. Çünkü 23 olacaktı. 1 düzineden 6 simit fazla. Bir düzine 12. 12 ile 6'yı topladığımız zaman 18 simit oluyor. Yine olmadı. C, 2 desteden 3 simit fazla. 2 deste 10, 10 daha 20 ediyor. 3 fazla 23, daha 23. İşte bakın C şıkkı doğru çıktı. C'yi işaretledim. 3 kardeşimin 3 deste bilyesi vardı. Ben de bilyelerimden 2 deste ona verdim. Kardeşimin kaç tane bilyesi oldu? Şimdi 3 deste Biliyesi varmış. 3 tane 10. 10, 20, 30 ediyor. 2 destede ben verdim diyor. 10, 20 ediyor 2 deste. Topladığımız zaman 0, 0 daha 0. 3, 2 daha 5. 50 kalem oluyor. Şey, 50 bilye oluyor. Yanlış söyledim. Cevap A şıkkı oluyor. 4. Bir manav elindeki 2 deste karpuzun bir düzinesini sattı. Satıcının kaç tane karpuzu kaldı? Şimdi 2 deste 10, 10 daha 20. Bir düz iğne satmış. Yani 12 satmış. Yine çıkarma işlemi. Sıfırdan 2 çıkmaz. Komşudan bir onluk alırız. Ve sıfırın yanına koyarız. Burası oldu 10. Burada komşuda ise 1 kaldı. Çünkü 2 tane vardı. Birisini gönderdi. 10'dan 2 çıktı. 8. 1'den 1 çıktı. 0. Demek ki 8 tane. Karpuzu kalmış. Cevap B eşit oluyor. Güzel işaretliyim. 5. Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? A. Deste düzineden çoktur. İşte bu yanlış sevgili öğrenciler. Çünkü deste 10 tane düzine 12 tane. Deste düzineden çok olmuyor. O zaman yanlış. A şıkkı bize onu soruyordu. Deste 10 tane nesneden oluşur. Doğru. Düzine 12 tane nesneden oluşur. Bu da doğru. 6. soruya geldik. Bir satıcı elindeki 56 yumurtanın 12 düzinesi şey bir düzinesinin kırıldığını görüyor. Buna göre sağlam kalan yumurtaların sayısı kaçtır? 56 yumurtası varmış. Bir düz iğne 12 kırılmış. 6'dan 2 çıktı. Çıkabilir yani çıkabiliyor. 6'dan 2 çıktı. 4 kaldı. 5'ten 1 çıktı. 4 kaldı. Demek ki 44 yumurtası kalmış. C şıkkı. 7. 2 düz iğne balona bir deste balon daha eklersek toplam kaç tane balon olur? 2 düz iğneyi bulalım önce. 1 düz iğne 12. 1 düz iğne daha yazalım. 2 düz iğne olsun ve toplayalım. 2 2 daha 4. 1 1 daha 2. 24 oldu. Bir deste balon daha eklersek 24 ile 10'u toplamamız lazım. Çünkü bir deste 10 demek. 4 0 daha 4 2 1 daha 3. Demek ki 34 balon oluyor. Cevap A şıkkı oluyor. 8. Mehmet'in 3 deste balonu vardı. Bunlardan bir düzinesi patladı. Geriye kaç tane balon kaldı? Şimdi 3 deste 10, 20, 30 ediyor. 30 balondan bir düzinesi patlamış. Yine çıkarma işlemi. Bakın. Sıfırdan 2 çıkmaz. Komşudan bir onluk alıp sıfırın yanına koyduğumuzda 10 on eder. 10'dan 2 çıktı 8. Komşuda ise 2 kaldı. Çünkü birisini verdi. 3 tane vardı. 2'den 1 çıktı 1. İşte 18 balon kalmış. Cevap B şıkkı. 9. 6 tane cevizi 2 düz iğneye tamamlamak istersek üzerine kaç tane ceviz eklememiz gerekir? Az önce bulmuştuk 2 düz iğne 24 olmuştu. 6 cevizimiz varmış. O zaman çıkaralım onları. Bakalım kaç tane eklememiz gerekiyor. Bakın yine aynı çıkarma işlemi. 4'ten 6 çıkmaz. Niye? Mesela benim 4 tane kalemim olsa, bunları 6 çocuğa vermek istesem kalemlerim yetmez. O yüzden çıkmıyor. Komşudan bir 10'luk alıp 4'ün yanına koyduğumuzda 14 oluyor. Komşuda ise 1 kalıyor. 14'ten 6 çıktı 8. 1 aşağıya 18. Demek ki 18 ceviz eklememiz gerekiyor. 10. soru sınıfımız 36 tane öğrenciden oluştuğuna göre aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? Sınıfımızda 3 düzine öğrenci vardır. Bakın 3 düzine bakalım ne yapıyor? Toplayalım. 2, 4, 6, 1, 2, 3, 36 ve 36 doğru. B. Sınıfımızdaki öğrenci sayısı 3 destedir. İşte bu yanlış sevgili öğrenciler. Çünkü 10, 20, 30 ediyor. O zaman cevap B şıkkı. C şıkkına bakmamıza gerek kalmadı. Gelelim diğer kağıdımıza. Şekildeki çilekler 2 düz iğneden kaç tane eksiktir? Burada kaç çilek var? Bakın 2, 4, 6, 8 çilek var. 2 düz iğneyi az önce bulmuştuk. 24 tane ediyordu. 12, 12 daha. O zaman 8'i ne yapmalıyız? Çıkarma yapmalıyız. Kaç tane eksiktir dediğine göre. 4'ten 8 çıkmaz. Komşudan aldım. Burası oldu. 14. Burada kaldı. 1. 14'ten 8 çıktı 6. 1'den çıkaracak bir şey yok. O zaman 1 aşağıya. 16 eksikmiş demek ki. 12'ye geldik. Yıldızlar. Yukarıdaki yıldızların sayısı için aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? Yıldızları sayalım. 2, 4, 6, 8, 10 tane yıldızımız var. Bakalım hangisi doğru. A. Bir düzinedir diyor. Evet bu yanlış sevgili öğrenciler. Çünkü bir düzine 12 oluyor. Ama burada 10 yıldız var. B. Bir destedir. İşte doğru cevap burası bir deste çünkü 10 tane. Geldik 13. soruya. 38 tane şekerin kaç tanesini yersek geriye 3 deste şeker kalır? Şimdi 30 tane 38 tane şeker var. Ne kadar yersek 3 deste olur diyor? 3 deste nasıl oluyor? 10 20 30. O zaman 30'u çıkaralım. Bakalım kaç tane yiyormuşuz. 8'den 0 çıktı. 8. 3'ten 3 çıktı 0. Evet 8 tane şeker kalıyormuş şey 8 tane şeker yersek 3 deste şeker kalıyormuş. 14 aşağıdaki değerden hangisi 5 desteden 5 tane fazladır? Şimdi 5 deste kaç ediyor onu bulalım. 5 tane 10, 10, 20, 30, 40, 50 ediyor. 5 fazladır dediğine göre topluyorum. 5, 0 daha 5. 5 aşağıya 55 cevap B şıkkı oldu. Şimdi boşluk doldurma bölümüne geldik. Aşağıdaki boşlukları doldurunuz diyor. Deste nokta nokta tane nesnenin bir araya gelmesiyle oluşan gruba denir. Deste demek 10 tane yazacağız o zaman. Düzine nokta nokta tane nokta nokta bir araya gelmesiyle oluşan gruba denir. 12 tane varlık veya nesnenin diyelim. Nesnenin sığdıramadım. Bir araya gelerek gelmesiyle oluşan gruba denir. 15 tane kuşu İki düz iğne tamamlamamız için nokta nokta tane kuş daha eklememiz gerekir. Şimdi iki düz iğne 12 12 daha 24. 15 tane kuş varmış. Daha ne kadar eklememiz gerekiyor? Çıkaralım o zaman. 4'ten 5 çıkmaz. Komşudan aldık. Burası oldu 14. Şuraya kenara yazalım. Burada kaldı 1. 14'ten 5 çıktı 9. 1'den 1 çıktı 0. Demek ki 9 tane daha kuş gelmesi lazım. Cevap 9 oldu. 20 sayısı 2 düz iğneden nokta nokta tane eksiktir. 2 düz iğne 24'tü. Şuraya yapalım. 20 sayısını çıkaralım. Böylece ne kadar eksik olduğunu buluruz. 4'ten 0 çıktı 4. 2'den 2 çıktı 0. Demek ki 4 tane eksikmiş. 36 sayısı nokta nokta düz iğneye eşittir. 36 sayısı 3 düz iğne oluyor sevgili öğrenciler. 12, 12, 12, 3 tane düz topladığımız zaman 36 ediyor. 3 düzine çorabın bir destesi satılırsa geriye kaç nokta nokta tane çorap kalır? 3 düzine 36 demek. 3 tane 12. Bir desteği satalım, çıkaralım. 6'dan 0 çıktı 6, 3'ten 1 çıktı 2. O zaman 26 tane çorap kalıyor. 30 sayısı 3 nokta nokta eşittir. O da nedir? 3 deste oluyor. Deste yazalım. Evet, aralıkları biraz küçük yapmışız. Bizim kalemin ucu da biraz kalın olduğu için sığdıramıyorum. Geldik doğru yanlış bölümüne. Doğruysa D harfi koyacağız. Yanlış ise Y harfi koyacağız. Düz aynı tür varlıklardan oluşur ve 12 tanedir. Doğru. D harfi koyalım. Deste düz iğneden çoktur. Yanlış. Çünkü deste 10 tane düz 12 tane. Az önce de söylemiştik. Bir deste bir düzine eşittir. Yanlış. Birisi 10 tane diğeri 12 tane. Eşit değil çünkü. Düzine 12 tane nesneden oluşur. Doğru. 10 tane kediden bir düzine oluşur. Yanlış. Çünkü bir deste oluşur demiş lazım. Yanlış yazılmış. 12 tane elmadan bir düzine oluşur. Doğru. 5 tane kediye 5 tane elma eklersek bir deste oluşur. Bu yanlış sevgili öğrenciler. Aslında 10 ediyor değil mi? Bakın 5 5 daha 10 ama aynı tür varlıklar olması lazım. 5 tanesi kedi, 5 tanesi elma olursa o zaman olmaz. Biz buna bir deste kedi mi diyeceğiz? Bir deste elma mı diyeceğiz? Karışık oluyor. Bu şekilde aynı tür olmadığı zaman biz onlara deste veya düzine diyemiyoruz. O zaman bu cümle yanlış oluyor. Ve son cümlemiz iki deste bir düzineye eşittir. Şimdi iki deste demek 20 demek. Bir düzine de 12 demek. Bakın eşit değil ki. O zaman bu cümle yanlış oldu. Bu da son sorumuzdu sevgili öğrenciler. Sizlere her zaman olduğu gibi derslerinizde başarılar diliyorum. İyi çalışmalar diliyorum. Hoşçakalın.